although, even though, despite ve in spite of'u hep bir arada görelim. Bunların aslında hepsi e rağmen anlamına geliyor ya da e karşın anlamına geliyor. Ama nerede, hangisi, nasıl kullanılıyor? Çok yakın ilişkileri var. O yüzden de şöyle kısaca bir görmekte fayda var. Bir kere though, although, even though aynı grupta topluyoruz. Niye? Çünkü despite ve in spite of'la farkı şu. Bunlar bir adverb clause alıyor kendisinden sonra ya. Yani. Bu adverb clause'da mutlaka subject ve verb'e sahip olması gerekiyor. Despite ve in spite of'ta ise olay biraz daha farklı. Sonuna phrase alması gerekiyor. Phrase'de ise mutlaka zaten bir karşılık belirtir bunlar. Phrase'de ise mutlaka ya noun, ya verb ya da gerund olması lazım. Yani bunlar ayrı ayrı olabiliyor. Yukarıdakinde farkındaysanız subject ve verb şart. Her ikisi de birbirine ters iki cümleyi bağlar. Bunu unutmayın. Şimdi although, though ve even though'ya şöyle bir bakarsak. Her şeyden önce though ve although'yu karşılaştıracağım. Even though'yu sondan ekleyeceğim. Çok büyük bir fark yok. Onu söyleyeyim size. Yani birini kullanıp da öbürünü kullanınca dünya batmıyor. Although biraz daha formal, yani resmi yerlerde kullanılır. Do cümlenin sonuna gelebiliyor. Although hiçbir zaman cümlenin sonuna gelmez. Her ikisi de cümlenin başında ve ortasında mutlaka olabiliyorlar. Ve yerleri değiştiği zaman dünya yıkılmıyor. Şöyle ki, even though'un bunlardan tek bir farkı var. Even though çok daha fazla terslik vurgular. Çok daha büyük ters bir şeyler olması gerekiyor. Mesela, although the exam was difficult, I think I did well. Şimdi buradaki terslik ne biliyor musunuz? Sınav zormuş, bu da iyi yapmış. Bütün mesele bu. Yani çok büyük majör bir terslik yok ama zordu, ben yaptım. Hani zordu, kaldım desen mantıklı olacak. Geçtim. Buradaki subject verb'leri bir gösterin. Bunların yerini bilin. Çünkü bahsetmiştik ondan. Cümleyi terse çevirebiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Bir tek şartla. Burada mesela I think I did well. Although the exam was difficult. Fark şu, virgül yok. Yani although cümlenin ortasına geliyorsa kendine virgül ekletmiyor. Bunu bilin. I think I did well though the exam was difficult. Aynı şeyi gördüğünüz gibi hiçbir farkı yok. Yine virgül yok. Even though'da ise fark şu. Even though the exam was easy, I failed. Şimdi inanılmaz bir terslik var burada. Sınav kolaydı diyor, ben kaldım. Yani tamam diyeceksiniz yukarıda zordu ama geçiyorum gibisinden bir şey var ama bir şeyin kolay olup da başarılmaması büyük bir tersliktir. Doğru mu? Yani zoru başarırsanız zaten zoru başarmak için çalışıyorsunuz. Özetle İngilizce'de eğer çok büyük bir terslik varsa even though ile vurguluyoruz. Even though vurgulamak için unutmayın. Beklentiyi, olayı, sorunu vurgulamak için kullanılır. Eğer despite in spite of hikayesine gelirsek en önemlisi bir kere bu hikayede bunları yanlış kullanıyorsunuz. Yani yanlış kullanmaktan kastım şu. Despite of diye bir kavram yok. Onu söyleyeyim. Veya in despite of diye bir şey yok. Despite var. Kendisinden sonra of asla almaz. Despite his best efforts, the man just couldn't succeed. Bütün çabalarına rağmen adam başaramadı. Aynı cümleyi in spite of'la da kurabiliyorum. Hiçbir fark yok. Veya terse de çevirebiliyorum. Virgül var. Dikkat edin. Bir başka örnek. They went out in spite of the rain. İsim gelir. Unutmayın. İsim. Mutlaka in spite of'tan sonra. Ya da böyle his best efforts diye bir şey. Verb veya nasıl söyleyeyim size subject zorunluluğu yok. Ama gerund da kullanabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Mesela despite being on time to the class. Sınıfa zamanla gittim. Ama alınmadık derse. Burada being on time niye kırmızı? Her yerde despite'ları falan boyadık. Burada being on time aslında kullandığımız isim ama içerisinde verb var. Gördüğünüz gibi despite kendi hatamı yaptım. Despite ve in spite of da böyle tamamlanıyor. Böylece hepsini yani beşini de bir arada görmüş olduk.